Merhaba, iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yavaş yavaş başlayabiliriz bence. Gelecek olan diğer ziyaretçilerimiz, izleyicilerimiz de bize katılırlar. İslam'ın modern olarak disiplinler arası güncel konuları tartışmaya açacağımız, sanat perspektifinden bakacağımız, inceleyeceğimiz yeni bir konuşma dizisi, sanat konuşmaları. Bunu Fatoş Üstek'le başlattığımız için çok mutluyuz. Hoş geldin Fatoş. Çok teşekkür ederiz bugün bizimle olduğumuz için. Fatoş'la esasında bizim tanışıklığımız neredeyse 20 seneye varıyor. Bunu söyleyince de yaşlarımız da ortaya çıkacak ama gerçekten İKSV'de başlayıp oradan şu anda SALT olan, bir zamanlar platform garanti olan kurumda da birlikte çalışıp oradan dünyanın farklı köşelerine gidip işte Amerika'dan ya da Avrupa'nın farklı kentlerinden ama birbirimizi devamlı izlediğimiz bir uzun hem meslektaşlığımız hem sohbetimiz, arkadaşlığımız oldu. Ve Fatoş da şu anda Londra'da uzun bir zamandır. Zaten kendisi de orada yaptıklarından da bahsedecek. O yüzden ben çok fazla o alana girmiyorum. Ama iki sene önce biz Fatoş'la yine İstanbul'da böyle sıcak bir günde mahvolurken dışarıda buluşup kendisinin bu kitap fikrinden konuşmuştuk. O dönemde hem Fatoş Frank isimli Fair Artist Pay diye bir özellikle sanatçıların haklarını koruyan yeni bir oluşumun başlangıcındaydı. Aynı zamanda da sanat kurumları, demin de devamlı Fatoş'la konuştuğumuz, ne onlarsız yapamıyoruz ne de onlarla yapamıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. O yüzden bunu bir şekilde tartıştığımız böyle uzun güzel bir gece geçirmiştik. O dönemde de yani o gecede de bu kitabı yavaş yavaş hazırlıklarına başladığını anlatmıştı ki bu sene de basıldı, yayınlandı. Çok da büyük bir ilgi görüyor. Geleceğin sanat kurumları için yeni bir model. Zannedersem Patika Yayınları da yakın bir dönemde kitabı getirecek. Yani İstanbul'da da bulma imkanımız olacak. Bugün Fatoş hem kendi pratiğinden, şimdiye kadar gerçekleştirdiği projelerden ama özellikle bu kitap ve bunun üzerinden sanat kurumları için yeni önerilerin yer aldığı kitabından bahsedecek bize. Ben burada sözlerime son veriyorum ve tekrar çok teşekkür ediyorum. Fatoş'un konuşmasının ertesinde de sorularınızı bekliyoruz. Hepinize iyi, iyi dinlenceler diyorum, iyi seyirler. Sağ olun. Çok teşekkürler Öykü. Hepiniz çok hoş geldiniz ve hani İstanbul Modern'e daveti için ve özellikle Öykü Özsoy'a ve Naz Uğurlu Bene'ye bütün yakın çalışmaları ve harika organizasyonlar için çok teşekkür ederim. Hakikaten bu sanat konuşmalarının ilk konuşmacısı olmak benim için onur verici. Ve belirtmek isterim ki biraz heyecanlıyım. Bunun birkaç nedeni var. Birinci neden hani bu kitap üzerine konuşmayı Türkçe yapmak ve İstanbul'da sizlerle buluşmak beni gerçekten müthiş heyecanlandırıyor. Bir de uzun süredir Türkçe konuşmadığım için ara ara hani İngilizce düşünebilirim. Yine ben metin yazdım ve muhtemelen metne bağlı kalmaya çalışacağım. Ama eğer hani bulamadığım kelimeler olursa belki Türkçe kelimeyle karşılıklarını beraber bulabiliriz diye umuyorum. Ve umarım beni anlayışla karşılarsınız. Öncelikle Öykü'nün de belirttiği gibi yani benim hani bu kitabı yazma nedenim, burada bulunma nedeninizi açımlamadan önce beni tanımayanlar için ve burada çok fazla tanıdığım yüzler ve kişiler var. Siz de geldiğiniz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Yaklaşık 18 yıldır yurt dışında yaşıyorum ve şu an kraliyet ailesine ait olan Regent's Park'ta Frieze Sanat Fuarı Free Sanat Fuarı kapsamında organize edilen heykel sergisinin küratörlüğünü yapıyorum. Bu sene için, ya geçen bu sergi için geçtiğimiz yıl Ayşe Erkmen'le çalışma olanağı bulmuştum. Bu yıl, bu arada şimdilik aramızda kalması gerekiyor çünkü basına daha gitmedi. Ama İnce Eviner'le çalışmaktan çok büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Umarım siz de bu Eylül ve Ekim aylarında Londra'ya gelip sergimizi görebilirsiniz.
Bunun yanı sıra Öykü'nün de belirttiği gibi Frank Artist Pay, bunun Türkçeleştirmesi belki hani haklı çalışma pratiği olarak düşünebiliriz. Onun bu İngiltere bazlı çalışan bir kurum ve bunun ortak kurucusuyum. Aynı zamanda şu anki yöneticiliğini yapıyorum. Amacımız sanatçılara ve sanatçılarla çalışan tüm kurumlara, ki bunlar devlet ve özel destekli sanat kurumları ya da şehir planlama bölümleri, koleksiyonerler ve sanatı destekleyen fonlar olabilir. Bu çalışma ilişkilerindeki dürüstlük ve birbirine açık olma halini desteklemek üzerine oluşturduğumuz bir kurum. Bu alanda Mayıs ayı sonunda bir takım hani sorunları çözmek için kullanılabilecek dokümanlar ve uygulamalar hazırladık. Yani isterseniz konuşmamızın sonunda da bu konuyla ilgili ayrıntılı konuşabiliriz. Ve şeye de teşekkür etmek istiyorum aslında Türkiye'den hani hala bağımın olması ve bu Frank'in bütün görsel kimliğini ve ürettiğimiz belgelerin tasarımını İstanbul'da bulunan Federation ekibi yaptı. Bunun yanı sıra yani bu iki projenin yanı sıra ve kitap da var tabii ki İngiltere'de ve Avrupa'da bulunan çeşitli sanat kurumlarında yönetim kurulunda yer alıyorum. New Contemporaries var mesela İngiltere'de 75 yıllık bir kurum ve yeni mezun olmuş yaştan bağımsız sanatçılara ve bunlar sadece üniversitelerden değil aynı zamanda nasıl diyelim akreditasyonu olmayan kurumlardan da mezun olmuş sanatçılara ilk profesyonel deneyimini veren bir kurum. O New Contemporaries'in de yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Ve şimdiye kadar yaptığım birçok çalışmada hani uluslararası alanda oluyor. Büyük sergiler, festivaller yapmak, bienaller yapmak beni çok heyecanlandırıyor. Ve özellikle şunu söyleyebilirim. Benim için aslında tutku olan şey bir küratör ve yazar olarak sanatçılarla birlikte çalışıp sanatın oluşmasında ve üretiminde destek olabilmek. Beni geçtikten sonra asıl konuya gelelim. Geleceğin sanat kurumları için yeni bir model üretme arzum. İngiltere'de iki kurum yönettikten sonra ve uluslararası alanda birçok proje için başka kurumlarla birlikte çalıştıktan sonra işlemeyen yönler ve durumlar üzerine düşünmemle başladı aslında. Daha uzun bir dönem. Ve kişisel olarak oldukça çözüm odaklı bir yapım var ve tespit ettiğim sorunlara çözüm üretebilmek, yanıtlar bulmak hem benim üretimde hem de küratöryel pratiğimde çok önemli. Şu an sanat kurumlarının büyük bir kriz içinde olduğunu düşünüyorum. Bu kriz bir kimlik krizi. Ve bunu tarihsel olarak da gözlemleyebiliriz. Ki yani müzelerin oluşumundan beri 18. yüzyıla denk geliyor bu dönem. Müzelerimiz ve müzelerin yapısına ve işleyişini baz alarak konumlanmış koleksiyonsuz sanat kurumlarına halen bu yapının yani 18. yüzyıldan beri kullanılmakta olan yapının uzamında üretimlerini yapmaya devam ediyor müzeler. Sorun sadece hani organizasyon yapılarında değil, aynı zamanda dışarıya bağımlı, dışa bağımlı bütçe ve iş planlarında da yatıyor. Bu gelişen ve dönüşen dünyada ki hani 21. yüzyıl bildiğimiz tüm dönemlere benzemiyor. Benziyor gibi görünüyor. Savaşlar, açlık, yoksulluk hala var. Ama tanıdığımız bir yüzyıl değil. Şimdi konuyu dağıtmaya başladım. Biraz listelere gideceğiz ki daha sistemik bir bilgilendirme verebileyim, paylaşma yapabileyim sizinle. Tabii burada İngilizcesini Türkçe çevirmeyi unutmuşum. Dünya kriz içinde diyor. Ve bir dünyanın bir krizler döneminden geçtiğini söylüyorum. Ve bu krizler sadece savaşlardan kaynaklanmıyor. Büyük bir krizler ağının içinde yaşıyoruz aslında. Ve geleceğin neye doğru, nasıl evrileceği belli değil. Hani bu şurada yazdığım gibi hani iklim, enerji, toprak, sağlık, ekonomi, eğitim, politika, çevre, su ve birçok alanda kriz içindeyiz. Ve bu krizlerin çoklu olma durumu aslında kurumların içinde olduğu kimlik krizini bir anlamda gölgeliyor ve onu arka plan atıyor. Ayrıca listelediğim çeşitli değişimlerin içinden de geçiyoruz ve bunlar aslında sismik değişimler. Onların sismik olma nedenlerinin altını da açabiliriz isterseniz ama
Bugün yaşadığımız toplumda 19. ve 20. yüzyılın toplumlarından ve toplumsal değerlerinden ayrışan bir yerdeyiz. Bugün artık hani kolonizasyonla, savaşlarla, göçlerin de etkisiyle heterojen bir toplumda yaşıyoruz. Yani bu Türkiye gerçeğinde de söz konusu. Ve 19. yüzyılın hani bu nation state, ulus devlet kavramının sorgulandığı bir çağdayız. Bu çağda toplumsal farkındalıklarımız artıyor, kimlik politikaları ve gerektirdiklerinin günlük yaşamımızı, kullandığımız kelimeleri ve içine düştüğümüz yargıları ve yanlış düşünceleri irdelememizi ve farkındalıklarımızı arttırmamızı gerektiriyor. Adaletsizliğe ve savaşlara duyarlılığın arttığı bir çağdayız aynı zamanda. Buna hepinizin katılacağını düşünüyorum. Türkiye'nin jeopolitik konumu halen süre giden iki savaşın da tam arasına düşüyor. Bugün dünyada birçok kurum çeşitli, kapsayıcı, eşitlikçi ve erişilebilir olmak için üstün çabalar gösteriyor. Ve aynı zamanda ırkçılık ve ayrımcılık kurumsal olarak üzerinde çalışılması gereken konular olmuş durumda. Yani sistemin de yapılarının da sorgulandığı bir dönemdeyiz. Ve size çok önemli bir yapı atlamasından bahsetmek istiyorum. Bir zihniyet, düşünce yapısının değişmesine dünya toplumları olarak ihtiyacımız var. Ekonomi biliminden aldığım iki terim sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela bu kitabı yazarken aslında sadece sanat kurumları ve sanatın içinden düşünmek istemedim. O yüzden hani okuduğunuzda da göreceksiniz. 21. yüzyıl ekonomisi, 21. yüzyılın sosyolojik düşünürlerinin geleceğin toplumları üzerindeki spekülasyonları, aynı zamanda toplumsal değişim, dönüşüm formları, bunların hepsini inceleyerek oluşturduğum bir model, kitapta yer alan bir model. Ve ekonomi bilimden aldığım iki terim var. Dejeneratif düşünce ve rejeneratif veya yenileyici düşünce diyebiliriz. Dejeneratifi çevirmeye çalıştım. Google ve birçok kaynak çok bir şey söylemedi. Şimdi dejeneratif düşünceyi veya zihniyeti açmak istersek az kaynak ile çok ürün üretme beklentisi olarak tanımlanabilir. Bu kurumların az maaşla çok verim alma ihtiyacını ya da az malzeme ile çok iş üretme beklentisini belirtir. Yani inşaat sektörüne girmek istemiyorum bu konuda. Rejeneratif yani yenileyici yaklaşım ise kaynakların geri yani yeni kaynakların var olan kaynakların ki bu kaynaklar sadece para, su, enerji değil aynı zamanda bilgi de bir kaynak. Var olan kaynakların geri dönüştürülmesinin ötesinde yeniden değerlendirilmesini ve farklı alanlarda yeniden kullanılarak toplumsal alanda fayda sağlanması bilincinde işler. Örneğin, yani çok basit bir örnek, bir sergide kullanılmış olan malzemeler yeniden değerlendirilerek başka sergilere ya da başka kişilere fayda sağlayabilir. Amaç az olanakla çok üretim yapmak değil, olanaklar kısıtlı olsa da üretimi dönüşebilir ve dönüştükçe çoğalabilir hale getirmek olarak özetlenebilir. Yani bu konu için daha da araştırma isterseniz Oxford Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Kate Raworth'un yazmış olduğu Donut Ekonomisi adlı kitabını önerebilirim. Bu Donut Ekonomisi de tamamen hani ekonomik bilginin veya ekonomik düzeninin bir donut şekliyle yani gerçekten hani kişisel ihtiyaçlarımız ve çevre ihtiyaçlarının bir araya getirildiği iç içe üç örgüden bahsederek gösterdiği. Dolayısıyla nerede kaynak çok kullanılıyorsa orada aynı zamanda insan haklarının azaldığını haritalandıran çok ilginç bir çalışma. Ve rejeneratif yenilenici veya şurada söylediğim gibi yenileyici düşünce yapısı destekleyen hani upcycle değil, recycle değil, regenerative mindset'den bahseden bir çalışma. Bununla birlikte teknolojik gelişmeler yalnızca kullandığımız en son teknolojiyle sınırlı değil. Aynı zamanda kendimizi bilgilendirme, bilgiyle etkileşim kurma, bilgiyi yayma ve bilgiyi oluşturma biçimimizle de ilgili.
internetin kitlesel olarak benimsenmesi ve akıllı telefonların kullanımı sayesinde bilgi artan hızla yayılıyor. Aslında buna bilgi değil, enformasyon da diyebiliriz. Çünkü bilgi olması için belli bir sentezden geçmesi gerekiyor bütün o bize gelen dataların. Üstelik her bir yeni bilgi anında dünyanın farklı yerlerine ulaşıyor. Bilgilenmenin etkinliğinin yanı sıra sürekli bağlantıda kalmak, sürekli bağlantıda kalmanın yeni durumu kafa karışıklığını da beraberinde getiriyor. Olayların boyutu mesela, yani her yeni haber sanki aynı ölçekteymiş gibi algılanıyor. Ya da büyük bütünsel yargılarda bulunma yeteneği kutuplaşma ile birlikte her kriz ve her travmatik olayda var olan nüansların azalmasına, siyah beyaz görmeye neden oluyor. Bütün bu hani internetin de yaygınlaşarak sürekli o internetin de bize getirdiği o ağın içinde olma hali. Bir tane yazar var, yine kitapta da bahsediyorum. Asim Azar ismi. Onun tanımladığı bir toplum tanımı var. Exponential Society. Bunu üstel bir toplum olarak önerdi çeviri. Orada üstel toplum ya da Exponential Society günümüz toplumunun daha hızlı bir evrim temposuna sahip olmasını ve aslında günümüzdeki toplumların otomasyon, büyük data yani big data ve büyük veri ve yapay zeka tarafından tanımlanmasını söylüyor. Dolayısıyla aslında çok değişen ve dönüşen bir toplumun da içindeyiz. Bütün bu listelediğim toplumsal değişim ve dönüşümün ve onun hani bunların sanat kurumları için ne anlamına geldiğini düşünmeden önce bakış açımızı biraz daha genişletmek için sanatın içinden geçiyor olduğu dönüşümden bahsetmek istiyorum. Ve bence bu çok heyecan verici bir durum. Aslında çok ilginç bir dönemdeyiz. Sanat sürekli değişme ve dönüşüm içinde ve şu an 3 tane şey paylaşacağım sizinle. Sanatın tanımı, yönü, sanatçıların tanımı değişiyor ve dönüşüyor. Üç farklı alanda gerçekleştiğini savunuyorum. İsterseniz hani soru cevap kısmında da bu konuları ayrıntılı ele alabiliriz. Öncelikle sanat kavramı, uygulamaları ve tanımları hızla değişiyor. Teknolojilerin, yeni iletişim biçimlerinin ve sanat üretimi için yeni mecraların hızla ve artan büyümesiyle birlikte sanat ve onun temel özellikleri de dönüşmeye başlıyor ve geçiş yapmaya başlıyor. Bu aslında çok geniş ve karmaşık bir resim ve belki birlikte daha da çözmeye çalışabiliriz. Ve aslında bunu sadece birlikte bugün çözemeyeceğimiz de bir şey. Bunu kurumlarla ve uzun yıllar boyunca belki çözebileceğimiz ve bugünün sanatını anlayamamız için gerekli olan bir aslında egzersiz. Ve bu geniş ve karmaşık resim sanat deneyimin benzersizliği, hani o biriciklik, özgünlüğü, mülkiyet olma hali ve lisanslanması ile ilgili soruları da gündeme getiriyor. İkinci olarak sanatın deneyimlenme ve detaylandırılma şekli, yani sanatı resmi bir kanon veya bir statik bir üretim biçimi olarak yorumlamak modernist görüşten gelen bir şey ve aslında bir şekilde ona karşı çıkmamız gerekiyor. Zaten bunu çok da izlemişsinizdir veya farkındasınızdır diye düşünüyorum. Bunu biraz açayım. Günümüzün sanatçıları mesela, eğer başka bir şekilde açmak istersek, bugün sanat eserlerini üretirken ve ürettikten sonra sergilerken White Cube dediğimiz hani beyaz galeri ortamlarından daha farklı ortamlar yaratmak, bir şekilde o sanatın üretilmiş olduğu bağlamı da sergi alanına taşımayı istiyorlar. Ve bir anda o bütün o hani modernizmin bize öğrettiği sanatın durağan ve stabil halini başka bir enerjiye dönüştürüyor. Daha dinamik, daha birbiriyle ilişki halinde olan bir ağlar sistemine dönüştürüyor. Mesela yani Olafur Eliasson sergisine bakalım. Az önce görme şansına eriştim. Yani sanatçı mesela her iş için
ayrı bir ortam ve ayrı bir duyu alanı oluşturmuş durumda. Ayrıca sanat buluşmalarına yönelik yüz yüze ve çevrim içi platformların yaygınlaşmasıyla sanat deneyiminin yaşanabileceği yerler çoğaldıkça sanatın tanımı da çoğalıyor aslında. Yani özel sanat galerileri, müzeler, kamusal alanların yanı sıra sosyal medya platformları aracılığıyla da erişilebilir hale gelen bir sanat kavramıyla karşı karşıyayız. Bu yeni durum sanatçıları, sanat eserlerini sergilemenin ve uygulamalarının sosyal bir algısını oluşturmanın geniş yollarını keşfetmeye teşvik ediyor. Dolayısıyla sanatçılar bugün sadece kurumlara bağlı sergi yapmak zorunda değiller. Bu da çok farklı bir dinamik ortaya çıkarıyor aslında. Üçüncü durum da üçüncü durumda daha büyük bir genelleme aslında. Her yeni teknolojik gelişmeyle birlikte sanat uygulamaları da çoğalıyor. Ve kendilerini, yani her yeni gelişme kendisini sanat üretiminin eski yörüngesinden çıkarıyor. Örneğin dijital görüntüleme teknikleri ilk ortaya çıktığında hani sadece video sanatını ve işte görüntüyle uğraşan sanatçıları etkilememişti. Aynı zamanda ressamların ve heykeltıraşların da kullandığı ve o dijital görüntü tekniklerinin kendi eserlerinde, kendi mecralarında farklı üretimlere yol açtığını gözleyebiliriz. Benzer şekilde bırakın yapay zekayı, yeni teknolojiler ve hani sanal gerçekliklerin de artık giderek sanatçıların kullandığı işte augmented reality, artificial intelligence, yapay zeka gibi ilerlemesiyle yeni ifade etme ve yeni ifadeleri gerçekleştirme biçimlerini de bulacağımız bir dönemdeyiz. Yani kısaca söylemek gerekirse her yeni mecranın sanat alanına girmesiyle sanatın tanımı da gelişiyor ve genişliyor. Bir tane örnek verdim mesela kitapta da. Benjamin'in çok bildiğiniz önemli bir yaklaşık bir asır önce yazmış oldu ki tam 1935'te mi yazdı, biraz öncesinde biraz sonra mı yazdı tam bilinmeyen ama 1935 diyelim, Penguin öyle diyor, Penguin Yayınları. Mekanik Üretim Çağında Sanat Eseri adlı ufuk açıcı makalesi. Bu makalede Benjamin sanayi devriminin sanat ve sanatsal pratikler üzerindeki etkisini anlatıyordu. Ve bir sanat eserinin seri üretilebilir, kopyalanabilir hale gelmesinin onun aurası üzerindeki etkisini sorguladı. Bence bu soruyu bir 100 yıl sonra, yani 21. yüzyıldaki dijital devrim üzerinden tekrar sormalıyız. Yani sanat eseri anlayışı üzerinde dijital devrimin başka bir etkisi var. Bu etki, bu hani authorship, tam olarak Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz bilmiyorum, yazarlık veya hani aidiyet, aynı zamanda mülkiyet, değer çok gibi özgünlük ve benzersizlik sorunlarına da beraberinde getiriyor. Yani bunu da tekrar isterseniz soru cevap bölümünde açmaya çalışabiliriz. Şimdi bir sonraki kısa bir özet geçiyorum. Umarım beni takip edebildiniz ve Türkçesi çok karmaşık değildi. Günümüzün koşullarını özetlersek, dünya bir kriz içinde. 21. yüzyıl yaşadığımız hiçbir yüzyıla benzemiyor. Belirsizlik, belirlilikten daha büyük ve daha baskın. Sanat ve tanımları değişim halinde. Ve global toplum da aynı şekilde büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Artık homojen toplumlardan bahsedemiyoruz. Şimdi kitaptaki ana argümanım, bütün bu tanımlamanın içinde sanat kurumlarının durağanlaşmakta olduğunu söylüyorum. Bu durağanlaşma, yani hem sanat kurumlarının sergilerine de yansıyor, diskurlarına da yansıyor, diskuru üretmelerine de yansıyor. Ve burada iki farklı alandan baskıyla karşı karşıya aslında sanat kurumları.
Birisi sürekli sosyal krizlere yanıt verme gerekiyor. Yanıt vermeleri gerekiyor. İkincisi değişen sosyal tüketim biçimleri, yani bu internet, sosyal ağlar gibi veya işte dijitalleşme, sanat deneyimin dijitalleşmesi gibi kurumlar daha yavaş benimsediler. Tabii ki yani pandemi döneminde hızlı bir geçiş olmaya çalışıldı ama tabii ki o içeriğin anlamı ve ne kadar geçişli olabildiğini beraber yine tartışabiliriz. Sorunlu çok fazla şey vardı. Üçüncü olarak da sanat kurumlarının varoluşları için kendilerini kanıtlama ihtiyacının olması. Sürekli bir toplumsal geçerliliğin olması gerektiği. Yani sosyal işlevinin olması gerektiği durumu aslında bence çok büyük bir dış baskı. İç problemlere geldiğimizde hani devralılan ilk başta söylediğim gibi 18. yüzyıldan beri hala süre gelen hiyerarşik operasyonel yapılar, ondan sonra finansal sürdürülebilirlik sorunu, ekonomik bağımlılık. Bu ekonomik bağımlılık çeşitli tabii ki Türkiye genelinde de düşünebiliriz ama ilk başta hani müzeler çok zengin aristokrat kişilerin kurduğu ya da aristokrat kişilerin koleksiyonlarını yapıp koleksiyonları ondan sonra devlete devrederek oluşmuş durumlar. Ve o ekonomik bağımlılık yıllar içinde işte hani devlete, kooperasyonlara, yine tekrar özel kişilere devam ediyor. Yani o bağımlılık hala süregelen bir durum. Bir de çalışma koşullarının kalıtsal güvencesizliği, yani o dejeneratif dediğim zihniyet aslında yine hani birçok sanat kurumunda çalışan kişilerin çok az maaşla, çok fazla verim alma isteğiyle çalışma durumları aslında. Ve bunların tabii ki farklı ülkelerde çok büyük yansımaları ve protestoları da gerekiyor. Dolayısıyla benim yapmaya çalıştığım kitapta bütün bu şeyleri bir araya getirerek, picture demek istiyorum, bütün bu durumları bir araya getirerek çözüm ne olabilir onu düşünmek. Çünkü bir de şöyle bir şey var, çağdaş sanat alanında çok aslında nasıl diyeyim, yatkın olduğumuz bir şey sürekli sorunları belirlemek. Her yerde olan sorunlardan konuşmak. Aa, burada da sorun var, burada da sorun var. Ve bir yerden sonra artık çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyorum ki şöyle bir durum var. Bir çözüm değil, çoklu çözümler üretmemiz gerekiyor. 21. yüzyıl öyle bir yüzyıl ki tek bir çözüm, tek bir cevap bütün sorunları karşılamayacak artık. Dolayısıyla network of solutions, yani bir çözümler ağı üretebilirsek hep beraber, o zaman bütün bu 21. yüzyılın bütün bu krizleri ve sorunlarına daha verimli, daha güçlü bir şekilde yanıt verebiliriz. Daha bilinçli yanıtlar, çözümler üretebiliriz. Ve ana düşünce başlangıcı yeniden düşünmek. Gerçekten hani var olan bu şey gibi, mesela hani sürekli bisikletinizin işte tekerleği patlar ve yama yaparsınız. Artık bu yapının yamaya zamanlı ve yeri olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla hani reinventing the wheel değil, başka bir yapı, başka bir düşünce sisteminin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu da var olan düzenden daha farklı, biraz daha radikal bir model. Şimdi oraya geçmeden önce şöyle bir liste yaptım. Radikal modelin özelliklerini anlatan daha pragmatik öneriler de sunacağım konuşmamda. Tamam. Şimdi sanat kurumlarının günümüzde farklı kaynaklardan sağlanması gereken ve toplumdaki heterojenliği yansıtan sanatsal yaratıcılığın ve üretimin doğasına ilişkin derinlemesine bir araştırma oluşturması bekleniyor. Yani sanat kurumlarının her yerde gözünün olması, her türlü toplumsal farkındalığa, duyarlılığa yanıt verebilmesi bekleniyor. Bu nedenle gişe rekorları kıran gösteriler sunmak ya da sanat pazarının talep ettiği sanatçıları programlamak, göstermek, sanat kurumlarının güncel kalması için artık kolay formüller olarak yer almıyorlar, olamıyorlar. Tabii bu yine hani
nasıl diyeyim, bu gişe rekorları kıran gösterilerin aynı zamanda bir çevresel, finansal baskısı da var. Yani bu blockbuster dediğimiz sergi modellerinin. Sanat kurumlarının içinde faaliyet gösterdikleri yankı odalarını kırmaları gerekiyor. Mesela kitapta bir örnek veriyorum. Bu bir araştırmanın örneği. The Art Newspaper, hani sizin de bildiğiniz önemli bir sanat gazetesi. Çok teşekkürler. Çok güzel oldu. Gazetesi 2015-2017 yılları arasında Amerika'da bir araştırma yapıyor. Bu araştırmada bütün Amerika'daki müzelerin 2015-2016 yılları arasında yapmış olduğu sergilerin bir çıktısını alıyor. Hangi sanatçılar gösterilmiş, o sanatçılar hangi galeriler tarafından temsil ediliyor ve o sanatçılar hangi koleksiyonerler tarafından satın alınıyor. Bu harika bir araştırma ve şöyle bir istatistiki çıktısı var. New York'ta bulunan 5 büyük müze, Guggenheim, MoMA, New Museum olsun. Bu 5 büyük müze, 5 büyük galerinin, yani Blue Chip galerinin, işte Hauser and Wirth, Gagosian gibi 5 büyük galerinin sanatçılarını %80 olarak kendi sergilerinde gösteriyorlar. Ve bu gösterdikleri sanatçılar, o kurumların yönetim kurulunda oturan koleksiyonerlerin koleksiyonunda olan sanatçılar. Yani bu aslında çember o kadar dar ki ve bu aslında şeyle çok fazla çatışıyor. Bütün bu hani eşitlik, kapsayıcı olma hali, çok çeşitli olma hali, çok çeşitli program sunma hali, heterojen topluma yanıt verme haline çok karşıt veren bir durum. Ve bence geleceğin kurumlarının bu eko tünelini kırması gerekiyor. Tabii ki bu kolay kırılabilecek bir şey de değil. Yani zaten buraya gelmenin nedenleri de var. O finansal neden en büyük neden. Yani o büyük galeriler o sanatçıların sergilerinin tüm masraflarını karşılıyorlar. Neredeyse o kurumların hani finansal zorluklarının üstesinden gelmesine destek oluyorlar. O anlamda zaten bu hani çoktan varla gelmiş bir durum. Biraz su içeceğim. Heyecanlandım. İkinci olarak bu da çok önemli bir kavram benim için ve bu kültürel alçakgönüllülük kavramını aslında sosyal araştırmalar bölümünden, humanities bölümünden aldığım bir kavram. Sanat kurumlarının sanatın programlanması ve sergilenmesinde uzun zamandır kaybettikleri kültürel otorite statülerini sorgulamaları ve yaklaşımlarını değiştirmeleri gerekiyor. Yani eskiden hakikaten kültürel otorite olan müzeler, yani bugün baktığımızda işte British Museum, Louvre veya MoMA artık bir kültürel otorite değil. Daha önce de vermiş olduğum örnekte gibi sanatçılar artık sadece müzelere ve sanat kurumlarına bağımlı sanatçı olmak durumunda değiller. Görünürlüklerini farklı yerlerden, farklı platformlardan gerçekleştirebiliyorlar. Hatta kazançlarını da sanat kurumlarında sergi yapmadan gerçekleştirebiliyorlar. O yüzden bir kültürel otorite kayması söz konusu. Bunun yerine, yani kültürel otorite olmayı bırakıp, bunun yerine kültürel alçakgönüllülük, cultural humility aslında terminoloji, sosyolojideki terminoloji. Bu kültürel alçakgönüllülük sanatçılarla, ortak çalıştıkları kişi ve kurumlarla, izleyiciyle etkileşim biçimlerine yansıtabilecekleri bir aslında hem zihniyet hem de aynı zamanda pratik. Mesela bu alçakgönüllülük işte deney yapmayı, başarısız sergiler yapmayı ya da aksaklıklara açık olmayı mümkünse hani geleneksel sergi salonlarının dışında veya geleneksel sanat sergilemelerinin dışında sergiler yapabilmeyi ve yani hem fiziksel olarak hem de metaforik olarak müzeyi veya sanat kurumlarını dağıtmanın yollarını keşfetmeleriyle gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Üçüncüsü, günümüzde sanat pratikleri çok çeşitli mecraları kullanmaları, yani ekolojiden toplumsal farkındalığa kadar
çok çeşitli konulara odaklanmaları nedeniyle sanat kurumlarının sanatçılara işbirliklerini daha derinlemesine araştırmalısını, daha derinlemesine araştırmasını ve sanatçıya eşlik etmesini gerektiriyor. Yani artık sadece bu sanatçı çok beğeniliyor, bunu biz de gösterelim değil. Bu sanatçının dili nedir? Pratiği nedir? Bu sanatçıyla beraber ne düşünebiliriz? Ne üretilebilir? Yani bu sadece o sanatçıya bir görünürlük vermek değil, aynı zamanda onun pratiğini destekleyerek ve bu eleştirel bir destek, yani critical friendship, eleştirel bir destek vererek hem sanatın ötelenmesi, büyümesi, gelişmesi, hem sanatçının pratiğinin zenginleşmesi, büyümesi, gelişmesi, hem de sanat diskurunun zenginleşmesi için çok önemli. Mesela şu an çok böyle yapılan bir kurumsal metodoloji var. Yani özellikle işte kurumlar dijitalleşme yolunda işte elektronik alanında yani elektronik sanatlarla çalışan küratörler kurumları almaya başladılar ki bu güzel bir adım. Ama bu adımın da belki de ötesine geçmek gerekiyor. Yani mesela bir şey söylemek istiyorum. İşte yeni teknolojilerle çalışan sanatçılar sanat kurumlarının yeni sanat formlarına eleştirel bir şekilde girebilmeleri için gerekli becerileri kazanmalarını, sanatın varsaydığı yeni dillerde kendilerini olgunlaştırmalarını gerektirmekte. Yani bu pek çok sanatçının işte geleneksel sanat eğitiminin kapsamından ötesinde olabilir. Mesela birçok sanatçı bugün kodlar kullanarak eserler gerçekleştiriyorlar. Yani bu kodların kullanılması, o kullanılan kodlarla ortaya çıkan eserin bir sanat eseri olup olmadığını sorgulanması bence kurumlar açısından çok önemli bir beceri ihtiyacı. Ki bu aynı zamanda hani sanatın o değişim dönüşen sanatın dönüşme yolunu ve diskurunun bir araya gelmesini de sağlayan bir şey aslında. Son olarak bilginin yayılması, bahsettiğimiz gibi sadece hani kişisel olarak sergi mekanında değil, aynı zamanda online olarak hibrit bir şekilde gerçekleştiriyor. Hatta bir tane terim var, phygital diye, physical ve digital'ı birleştiren bir terim. Bu terim hani hem klavyeden uzakta hem ekran arkası deneyimlerin kişisel olarak kurumsal bir yerden oluşması. Yani belki şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela özellikle affedersiniz pandemi döneminde birçok dijitalleşme fiziksel alanda olanların birebir dijitale çevrilmesiyle yani translation ile oldu. Aslında o çevirme yerine dijital alanın dili nedir? Onun deneyim alanı nedir? Onu düşünerek aslında o eserleri başka bir bağlama taşımak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu da spekülatif senaryolar bölümümüz. Mesela kitapta bundan çok bahsediyorum. Çünkü farklı yaklaşımlar söz konusu birçok sanat kurumunun. Yani özellikle Avrupa'da ve Amerika'da şu an çok fazla bir hani o varoluşu tanıtlamanın gerektirdiği ve o tanıtlamayı metrik olarak yaptıkları yani işte gelen izleyici sayısı, satılan edisyon sayısı üzerinden yapılan bir ticketing ve işte audience count gerçekliği var. Yani izleyiciyi sayma ve ne kadar bilet satılıyorsa o bilet satışı üzerinden müzenin veya sanat kurumunun kendi önemini teyitlemesi durumu. Bu kitapta ben çeşitli çeşitli yaklaşımları ve onların en uç halini ele alıyorum. Yani bunu sürekli yaparsak nereye evrilir sanat kurumları? Aslında bu senaryolar bu. Olasılık A, destekçisine bağımlı sanat kurumları. O kadar çok destekçisine bağlı ki mesela hani o Amerika örneğinde gördüğümüz gibi yönetim kurulunda yer alan koleksiyonerler aslında bir anda o kurumun programını da etkiliyor. Çok teşekkürler. Destekçisine bağlı sanat kurumları eğer çok fazla destekçisine bağlı olursa özel üye bazlı kulüplerden ne farkı kalır?
aynı şekilde popülerlik odaklı. Yani sürekli popüler olma, sürekli işte hani TikTok'ta gösterilme, Instagram'dan izlenme, çok büyük izleyici sayısına odaklı çalışmak. O sanat kurumunu alışveriş merkezlerinden ne kadar uzağa, ne kadar yakına çeker? Bu aslında bir sanat kurumu, artık bir alışveriş merkezinin sunduğu işte ne bileyim yoga salonu, güzellik merkezi, kıyafet alabilme, ondan sonra arkadaşlarla yemek yeme durumu. Bütün bunlar, bu alışveriş merkezi benim söylediğim bir şey değil aslında, Paul Preciado'nun söylediği bir durum ve airportlarla da havaalanlarıyla da geleceğiz. O da satış odaklı. Yani her şeyin bir satış olma durumu. Bir kuruma gittiğinizde karşılaştığınız her şey aslında satılabilir bir ürün. Bu da aslında havaalanı deneyimine çok yakın bir olasılık. Toplum odaklı. Şu an mesela en çok konuşulan, özellikle hani bu söylediğim Batı'nın ayrımcılığını fark etmeye başlaması ve fark etmeye başlamasıyla bir şeyleri değiştirmeye çalışması. Ama o değiştirmeye çalışırken belki o kolonizasyonda kullandığı teknikleri tekrar kullanılıyor olmasıyla alakalı. Bunu da açabiliriz. Bu community centric olarak geçiyor. Özellikle İngiltere'de mesela ben bunu çok eleştirel yaklaşıyorum. Bu hani community kurma değil aslında. Sadece o farklı ırktan, etnik altyapıdan olan kişilerin profillerinin sanat kurumu için bir metrik haline gelmesi. İşte kaydediliyor tabii. Ben örnek vermeyeceğim. ve bunun aslında, yani bunu çok fazla yapan sanat kurumlarının sivil toplum kurumlarıyla, kuruluşlarıyla dönüşebileceğini söylüyorum. Ve aslında mesela bu toplumsal değişimi, dönüşümü çok iyi yapan sivil toplum kuruluşları var. O yüzden sanat kurumlarının bunu yapmaya çalışmasının aslında hem o sanat kurumları içinde çalışan kişilerin hem de aynı zamanda o kurumların varoluş nedenlerinin dışında olduğunu söylüyorum kitapta, ki bayağı bir polemik etki yarattı bu. Son olarak da benim söylediğim, yani ve bu aynı zamanda ilk bölümün, kitabın ilk bölümünün de ana başlığı oluyor. Purpose, yani sebep, sanat kurumlarının olma sebebi, bir hani öz sebep var mıdır? O öz sebep varsa nedir? Sanatçı bilgili ve sanatçı ilgili sanat kurumları ve bunların bence sanat kurumu olduğunu söylüyorum ben. Sanat kurumu olma deneyimini veriyorum. İsterseniz bunu daha da ayrıntılı tartışabiliriz. Çok fazla tartışacak konumuz var. Şimdi 3. bölümde özellikle, yani şimdi kitap aslında şöyle, büyük bir kitap, küçük bir volümü var. Şu an elimizde görmüş olduğunuz gayet küçük ama çok büyük bir konu. O yüzden bu kitabı yazmak aslında kolay olmadı benim için. Yani yazmaya başladığımda her şeyden yazmaya başladım. İşte bu hani decolonization, işte kavramlarından tutun, yapıyı düşünerek, finansal yapısı nasıl olabilir düşünerek. Ve kitabın 4 bölümü var. O 4 bölüm şey gibi düşünebilirsiniz. Binanın 4 yapısı. Pillar. Kolonu. Evet. Üzerine binanın üzerine çıkacağı 4 ana kolon. İlk kolon amaç. Sanat kurumlarının amacı nedir? Öz amaç var mıdır? Öz amaç varsa ne olmalıdır? İkinci, bunun üzerine gelen, aslında biraz böyle daha kümülatif de düşünebiliriz. İkincisi, bu amacı gerçekleştirebilmek için sanat kurumlarının zihniyeti ne olmalıdır? Mesela akademik olarak çok büyük araştırmalar var. Learning organization üzerine. Yani öğrenen, sürekli öğrenen, bu öğrenmeyi hem kurumun içinde hem kurumun dışında, kurumun muhataplarıyla, izleyicisi, sanatçıları, çalıştığı kişilerle birlikte yapan. Hatta bunun bir ötelemesi var ki o benim hayalim. Improvisational organization olarak geçiyor. Yani böyle improvize edebilen kurumlar. Bu yapı, bu zihniyeti de gerçekleştirdikten sonra bu zihniyetin aktive olabilmesi için organizasyonun yapısı ne olmalı?
Üçüncü bölüm tamamen organizasyon yapıları üzerine ve çok radikal bazı önerilerde bulunuyorum. Mesela işte bütün bu hiyerarşik yapının kırılması, hatta kurumlarda, özellikle büyük kurumlarda departmanların kaldırılması, departmanlar yerine mesela Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz bilmiyorum, cross-skilled teamler yaratmak. Yani farklı alanlardan farklı deneyim seviyeleri olan ve farklı bilgi ve becerileri olan kişilerin bir arada çalışması. O bir aradalık. Mesela işte bugünün söylemiyle mesela küratörlük, bir küratörün dijital communication kişisiyle aynı zamanda işte front of house kişiliğiyle beraber çalışması gibi. Ki bu böyle küçük küçük yapılmaya başladı. Ve kitabın dördüncü bölümü de bütün bu yapıyı yaptıktan sonra nasıl bir finansal model olabilir ki bütün sanat kurumu hem finansal olarak otonom bir özellik kazansın hem de bir agency'si olsun, bir yetkinliği olsun. O yetkinlikle de kendi programını yapabilsin. Yani böylelikle işte yönetim kurulundan ultimatumla sergiler yapmasın. Şimdi gücün merkezi olmamasını düzenlemek için böyle bir şema paylaşıyorum sizinle. Görmüş olduğunuz gibi hani alışa geldiğimiz organizasyon chartları işte üstte mutlaka bir direktör, yanında farklı direktörler ve departmanlar var. Bunu aslında burada mesela işte nested teams de denebiliyor. Bütün bu ekipler ama birbirlerine bağlı ama aynı zamanda özellikle çalışabilen, özellikle üretim yapabilen ama birlikte de üretim yapan ekiplerden oluşturmak. Böyle bir yapı aslında hem kurumu hem de çalışanlarını daha verimli ve daha etken bir hale getireceğini düşünüyorum. Şuradan geçemedik. Daha da basitleştirmek gerekirse, mesela o yapı, hiyerarşik yapı aslında bu merkezi yapıyla da bağlaştırabiliriz. Burada merkezi yapı, çok merkezli yapı ve dağılmış yapı olarak çevirmeyi öneriyorum. Bu üç model işte farklı organizasyon modellerini temsil ediyor. Ve çoğumuzun alışmış olduğu model ilki. Yani gördüğümüz gibi hani dağılmış modele nazaran yapı olarak daha kırılgan ve daha uzun sürece dayanan bir karar verme yapısı var. Çünkü her bir noktanın verdiği bir kararın tekrar merkeze gelip merkezden başka bir yere gitmesi gerekiyor. Ama dağılmış yapıda gördüğünüz gibi verilen bir karar aslında diğer bütün merkezlere daha hızlı ve daha etkin bir şekilde dağılabiliyor. Bunu günlük verilen kararlardan büyük programlama kararlarına kadar getirebiliriz. Ve önerdiğim şey kitabın dördüncü bölümünde dağıtılmış bir sürdürülebilirlik iş modeli. Bunun mesela bugün Çin'de 2000'lerde bir devlet kampanyası olmuştu. Kesin yani biliyorsunuzdur işte devlet şey demişti 10 yıl içinde 200 tane müze olması gerekiyor Çin'de. Ve 2000 tane müze açtılar neredeyse daha fazla. Ve bu açılan müzelerin birçoğu özel müzeler. Ve bugün baktığımızda o müzelerin birçoğu ya yarı kapalı çalışıyorlar. Sadece işte devlet büyükleri o küçük mekana geldiğinde işte bu küçük bir şehir, küçük bir kasaba olabilir. O devlet büyükleri geldiğinde açılan müzeler var. Ya da tamamen hani böyle o dönemde açılmış, devletten destek almış, ondan sonra özel kişilere ait müzeler kapanıyor veya bir anda hani o müzenin yöneticisi veya destekçisi işte kapatmaya karar veriyor. Bu başka bir örnek daha vermek istiyorum. Bu da Miami'den çok yakın dönemde olan bir örnek. Rosa de la Cruz diye çok önemli bir koleksiyoner vardı Miami'de yaşayan ama aslında uluslararası bir koleksiyon olan çok da zengin bir kadındı. Kendisi yakın zamanda öldü ve ölümüyle birlikte ailesi birden bütün koleksiyon ve çok büyük bir koleksiyon. İşte Gonzales Foster, ondan sonra
birçok büyük sanatçının çok kapsamlı eserlerinin olduğu bir koleksiyon. Bir anda aile bütün koleksiyonu müzayedeye verdi ve şu an çok büyük bir spekülasyon da yaşanıyor. Hani o işlerin satılması, farklı kişisel koleksiyonlara gitmesiyle birlikte. Yani bu satış hani belki aileye önemli bir miktar para getirecek ama toplumsal olarak aslında bir yara açıyor. Yani koleksiyonun özellikle hani önemli parçaları kamuya açık olmaktan özel mülk olma haline dönüşürken belli bir bilgi dağarcığı ve bilgiye olan erişilebilirlik de ortadan kalkıyor. Miami'de yakın zamanda oradaydım ve bir araştırma gezisindeydim. Yani tam o zamana denk geldi. Delacruz Müzesi'nin kapanması sadece hani orada yaşayan sanatçıların var olan sergi alan olasılıklarından birinin azalması değil, aynı zamanda hani bütün Miami'de yaşayan halkın sanata erişilebilirliğinin azalmasına da etkide bulunuyor ve özellikle hani bu dönemi düşündüğümüzde hani o artan tekinsizlik ve belirsizlik hali sanat kurumlarının daha dağılmış ve sürdürülebilir bir iş modeline geçmesinin sadece tek veya bir ya da az sayıda paydaşa bağımlı olmamasının gerektiğini söylüyorum. Yani tekrar okumuşsunuzdur çoktan ama bir okumak istiyorum. Kurumun işbirliği yaptığı herkesin ortak olarak tanımlanması bu geleceğin kurumlarında. Her bir ortağın beklentilerini ve anlamlı ilişkiler kurmanın ve sürdürmenin yollarını ana hatlarıyla belirtmesi. Gelir modelinin tekil ya da az sayıda paydaşa bağımlı olmayacak şekilde merkezi olmayan hale getirilmesi, sektörler arası işbirlikleri de dahil olmak üzere birden fazla gelir akışına sahip birbirine bağımlı bir iş planı oluşturulması. Oradaki oluşturulması da kaçmış. Sona geldik. Dolayısıyla kitapta paylaştığım vizyon, kararlarını organizasyonun üretkenliğine de katkıda bulunan kişiler tarafından alındığı, yani ekipler tarafından alındığı sürdürülebilir ve yenileyici çerçeveler ve gelişen beceri setleri orada çok kötü olmuş. Gelişen beceriler ve bilgi dağarcıkları ile desteklenen ve koşullu olmayan bir varoluş biçiminden bahsediyorum. Ve amacım umarım yakın gelecekte bu kurumu hayata geçirmek ve bunu sadece ben geçirmek istemiyorum. Bunu yaparken başka insanlarla beraber yapmak istiyorum. Çok teşekkürler.